Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı'nın izinde olmasından dolayı Halk Günü'nü Vali Yardımcısı İbrahim Yurdakul düzenledi. Vali Yardımcısı Yurdakul'a sorunlarını anlatan vatandaşlar, sorunların çözülmesi için tek çare olarak valiyi gördüklerini dile getirdiler. Astım bronşit, evim inşaat. Yani çok zor durumdayım. Kaç çocuğunuz var? Altı çocuğum var. Üçü okula gidiyor. Öbür üç tane evde kalıyor. Çok zor durumdayım. Beyim işçiyiz. Peki Vali Bey'den ne istiyorsunuz? Ben Vali Bey'den yardımcı olması için benim bu suyumun açılmasını, odunum yok, kömürüm yok. Belli kulaklarımın zar olmadığından dolayı her senede bir kulağımın tüpü değişiyor. Ve bu maddi gücüm iyi olmadığından dolayı 4 tane sağ kulağımda var, 4 tane de sol kulağımda var. Her biri bunların 75 bin euro. Ve bunları yeşil kart karşılamıyor. Senede bir bu değişmediği zaman duymama riski, felç olma tehlikesi olduğundan dolayı beylesi devlet büyüklerimin yanına geldiklerim için ve kaymakamlığa yönlendiriler. Kaymakamlığa gidiyoruz, Halil Ali Çınar'ın yanına gidiyoruz ve dışarıya polisler tarafından köpek gibi kapılıyoruz ve dışarıya atıyoruz. Bu mu insanlık, bu mu Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymakamı? Yardım istiyoruz. Dışarıya polisler tarafından ve daha üstelik dayak yiyoruz. Yani karakola çekiliyoruz, dayak yiyoruz yani. Vali Bey'den istediğimiz Vali Bey'den istediğimiz ve bu sorunu gidermesini istiyorum. Vali Bey de şu anda izinde olduğu için yeni gelen yardımcısı katıldığı için yani ona sıkıntımı anlatacağım yani. Oğlum 30 yaşında. Çalışmıyor mu? İş yok. Oğlum biz 25 yaşında çalışan yok. Bir 15 yaşında çalışanım yok. İş yok. İş bulamıyorlar. İrezilik. Ekmeği bulamıyor. Bir oğlum var 15 yaşında. O işe gidiyor elini atmış kağıt para. İnan bir 6-7 aylık oldu. Arvat bu hafta bana bir ay süre verdim çıkın diye bana. Vali Bey'den isteğiniz ne? Onun için geldim işte buraya yardım için geldim. Ne istiyorsunuz? Ya ben abi yardım etsin. Ev kiramı. Ne yardım? O mezunu iş versin.